Eskiden böyle konak monak gelende sofraya böyle mısır falan koyulurdum, yoksa ne koyurdunuz eskiden? Kendimizdir. Mısır hangi yeri çıkardı? Öyle? Yeniler çıkardı. Biz mısırla ne kaldı o şey? Ama eskiden ehbet bulmak zoruymuş öyle. Mısır'ın adı eğlenceli. Şahpot da sağlıyordu. Eskinin arvatları çok zulüm çekir. Babaannem anlatır. Şöyle deyirdik, tınırsız deyirdik. Tınırsız yavaş şirinimiz de deyirdik. He. Şey, hala çoğunun deyir, ayına gelecek ayakkabısı yok imiş. Otun üstünde o ayağını zıra zıra çalışırmış. Çorabı giyinir kaç çayına suya deyirdik kalpa. He. Eskiden onun için bitmiş var imiş ha. Su yokmuş. Anadan çok mu? İndiki. İndiki. İndiki gelinlere ne var? Valla. Hani de öyle yapıyordu. Valla öyle yapıyordu. Çamaşırdı atırlar. Hemen çamaşır makinesi yıkası. Hayır. Kulaşık makinesi, çamaşırdı, çamaşır makinesi. İneği bile sağan çıkır. Hmm. Dido değil ya, otomatik gelinler. Eskinin arvadı da her şeyi elinden kaydediyor. İndiki... Ha, indi tökör basmayı... Ha, valla. İndi de tökörler basmayı... Öydeki erkek kesir. Kardeş ne yaptın? Bunlar kesir güvenli de. Arvat da. Kesmiyorlar. Daha çöllere tükürmek. Ha indi. Ha. Kesmişi de kalkıyor. O zaman basma yok hiç. Herkesin ne iki ne var diye üç. Hani vatan kim bakar? Katma kalan izine. Şimdi indiki gelinler kef ediyor. İndiki gelinlerin yaşamına ne var? Yumurçatın yaptığınız. Ha vallahi gün ortaya kadar yatsaydı. Kaldıran olmasa iki günde yatarlar. Vallahi kaldıran olmasa iki günde yatarlar. İndiki gelene bir iş dendi ki ikinci işi denmiyor sanki. Bir işi de ele gayrir. Allah'ını değeceğim aleyhinde akıyım. Koçaksa kah kahir. He. Laf da çok. Neler bilirler. Hepsine kıt çıkırsa ayak çıkardan kırırlar. Ne var ya Allah kimse. Eskiden de var idi böyle adam kırma. Eskiden yok idi mi? Ne zirte ne zirte ne zirte eskiden. Ölen ne zirte. Ama enerji dindi çoğalır. Kaçsınız herhalde. Eskiden çok canavar var idi mi? Adam mı canavar var? Ne mi bu bizim köyün bir tane şeyini çekildi. Bizim köyü bir kameraya çekildiler. Daha laf eski zamanı. Şeyde bu Kara Fatma falan onun böyle biraz daha ey zamanları. Bu kehlik falan var idi ya. Onların zamanında kameraya çekildiler köyü. Onda orada Kara Fatma der ki biz birbirimize gider gelirik diye şey mahni söylüyoruz. Meyhane söylüyoruz. O zaman da meyhane var. Kim? Meyhane ne demektedir? Ay menem bir menem beline kuşak gel oyna. Ama bilindik kişiler söylüyormuş meyhaneyi de. Mesela kim söylüyordu? Bilen kim var idi eskiden? Mürteza'nın şey. Mürteza biliyor. Kara Fatma. Sonra... Mürteza bu şeyin babası Mürteza. Kara Fatma öldü. Konuşmak yok. Telefonla muhabbet ediyorlar. He, telefonla da muhabbet ediyorlar. Birbirlerini arayıp sorunlar. Gelme yanına harbize telefonla neyinle alçıydır. Ve şimdi telefonla mesela haber verirler. Ve eskiden ne bilirdiniz o gün meyhane olduğunu?
çağırır. Mesela gelir bugün çağırır, derdi bu akşam meyhane var. Sen benim anamın adının meyhanası koyacaksın ha. Meyhane gör mü falmış? Meyhane de biri de görmedin, nanam oynuyor ki nasıl? Sen kaç yaşında olarsın? Baban nemden kaç yaş gitti sen? Baban aşağı meri hiç tanımıyor. Yok ya. Ben geldim köyüktü. Ben başıma şey var. La şey var. Ne yaptı? Onlar okuyordu. Halatını okudu. Seyretini. Anam o kadar çok doğru. On iki tane. Yok ya. Hamsi yaşıyor mu? Çocuğu nedir? Kaç yaşayan var? Küçüğün. Kızlar dördü. Altı kız doğdu. Tepelerden de küçüğün. Yani sekiz doğar doğmaz mı örfler yoksa doğuklar hastalıktan mı? Sonra bir de yiyin. Bu 5-10 sene döndü. Peki, peki. Hiç söyletin. Yiyeceğim. Efendim yiyeceğim. Sen şeyin Selahattin Dündar sen kardeşin sen kardeşinmiş ben bilmiyordum yeni örgen ana ben böyle doğru için o da Ozan aşık söylüyor da gelmişti burada festivalde gelip he benim kamarım yok idi senin onun ablası olduğunda Selahattin var Simeyl var Seyvettin yoktu Halettin yoktu Savaş, onlar da o ölenler de indiki mezar sahneye mi bastırırlar? İzmir'de biri İzmir'de öldü biri Mersin'de. Şöyle daha görmüştü. Selahattin öz şeyde durduğu yerde bastırdılar Selahattin'i. Seyrettin'i tam karıya bastırdılar. Her şeyi tam karıya bastırdılar. Ben babaanne O seferleri dedemin mezar sahneye geçtik. Orada öz babasının mezarını taftı. Benim okur yazarım var. Da dedi ki git bak dedi hardaydı. Okur yazarım olduğu halde mezar taşlarının üstünü okudum tapamadı. Babaannem yerini bilir. Bak he yerini bilir bak 100 yaşına yaklaşıp öz babası 100 yaşındaydı öz babasının mezarının yerini hatırlıyor. Ama kişi ona hiç gün vermiyor. Dedem mi? Öyle sürdü. Nafası kalırdı Allah'ın yaylada. Demek ki o da bir şeyler gayrıymış. Kuzu geçti. Kuzu geçti. Ya tabelana ben niye koydum? Damla dışmaya. Ne? Çinker adam şimdi. Ha, ama indiki er arabada bir şey değil mi? İndi de arva terediyor. Çok değişik oluyor. İndi de arva terediyor. He. Çiğir geldi. He, bir ter olur, bir değişik olur. İndi de ki meydan varacak. Peki, senin bu işe çözümün ne? Mesela ne önerirsen? Bu işi nasıl çözebiliriz? Bu oldu sen. Yok. Sen de ehli adamsan. Senin aklınla benim aklım düzdü. Sen daha çok görürsün. Senin bu zamana kadar gördüklerin, benim okuduklarımla da gördüklerimden de üstündü. Ne yapılabilir mesela bu arvatların üstesinden nasıl gelebiliriz? Ben şimdi söyler ki mesela Dido abi hele evlenmiyor. Evlenende değil o öyle karşısında. Ben yanımda korma hatıra getirip evlenmiştim. Ne var bir karşısı koydu. Olsun da akıl verek ki on arvat daim olmasın. Aslına bakarım zaten arvat vereceği akıllı. Aklına bakarım. Sen deyle bu pislik dövecek yakışık. Arvatın dediğine bakar. Allah'a kestim ailesini. Çalışkan olayım, köyde arka almak. Yok, kalmaz. Yardımcı olsun gelince.
El ele sen ailesi gelirsin. El hadi. Es katliyim ya tabi.